Sorup buyurun Erhan Bey. Erhan Seval, teşekkür hocam, tebrik ederim. Avrupa'daki Fenerbahçe'nin yürüyüşü de devam ediyor. Bir önceki lig maçına göre 9 farklı oyuncuyu kombide oynattınız. Bugün Osay ve Bekao dışındaki oyuncuların hepsi farklı isimlerdi. Ama 18-19 oyuncu, yaklaşık 20 oyuncu ilk kombide oynayacak potansiyelleri o imkanda yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Bunu sağlamak da zor diye düşünüyorum. Bunu sağlamayı nasıl başarıyorsunuz? Öncelikle bunu öğrenmek istiyorum. Bir de ikincisi hocam. Grupta diğer maçta 7 galibiyet var Norwich Halen. Gruptaki Fenerbahçe'nin durumu beklentisi rica ederim. Sonuçta biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var elimizde. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Oynayan oynamayan biz herkesi değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim sistemimizde giren çıkan her yapması gerekenleri antrenmanlarda çalışarak bir de görsel olarak yaptığımız teorik derslerde herkes görevlerini biliyor. Bunun için takımı bazı oyuncuları takımın içinde tutabilmeniz için onları da oynatmanız, onları da işin içinde tutmanız gerekiyor. Ki yarın siz sürekli aynı oyuncularla sahada mücadele edersiniz. Biri sakatlandığı zaman, biri ceza alırsa, oyuncu arkasındaki oynatacağınız oyuncu hazır değilse nasıl bu orta ve uzun vadede bu maçlara çıkabileceksiniz? Onun için rekabet ortamı sağlıyoruz. Güzel bir rekabet ortamı var. Herkese oynatmaya çalışıyoruz. Çünkü iyi çalışıyoruz. Oynamayı herkes hak ediyor bizim takımımızda. Sonuçta bunu bu şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorum, oyuncularıma güveniyorum. İçeride olsun, deplasmanda olsun, ben hiçbir zaman o şekilde değerlendirmiyorum. Her oyuncumun bana takım için istediğini vereceğini bildiğim için bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Diğer maçın sonucuyla ilgili benim beklemediğim bir sonuç. 7-1'lik bir Norwich'in galibiyeti. Çünkü Dolores'te son yıllarda sürekli üst üste Bulgaristan'da kendi liglerinde şampiyon olan bir takım. İyi bir takım ama nasıl oldu 7-1? O maçı da çok merak ediyorum. Yarın izleyeceğim onu da. Şu anda biz lideriz. Bundan sonra oynayacağımız maçları düşünüyoruz ve önümüze bakıyoruz. Burada hocam rakibin vurulmasıyla alakalı bir durum var son bölümde. Yoksa yaptığınız değişikliklerde kalite farkı mı ortaya çıktı? Üretmekte neden zorlandığını düşünüyorsunuz? Ya da ondan sonra rakip size gördüğünüz gibi bu maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Fiziksel olarak çok iyi mücadele ettiler. 11 kişi topun karşısında kalarak bize çok fazla alan bırakmadılar. Sürekli savunma yaptılar. Onun için üretmekte zorluk yaşadık. Daha sonra oyuna yeni giren oyuncularımızın enerjisiyle rakibin de birazcık da bir enerjisi düştü. Gücü azaldığı için biz de oyuna giren yeni oyuncularımızla daha rahat pozisyonlar bulmaya başladık. Biraz daha önde baskı yapmaya başladık. Goller böyle bu şekilde geldi ve maçı lehimize çevirmesini bu şekilde bildik.